İşte sabah gözünü açtığında ilk ne yapıyorsun? Geri kapatıyorum. Bakıyorum bayağı da ilgilisin bu sektöre. Reklamları takip ediyorsun. Allah Allah. Sen tıraş bıçağı reklamı çıktığı zaman kanalı mı değiştiriyorsun? Ay ne alaka? Ya doğru tabii ya, sen de haklısın. Bıyık hepimizin ortak problemi. Açılırsanız beyaz üçlük dörtlük yapar adama. Estağfurullah. O yüzden... Ama açıl biraz, açıl biraz. Açıl. Tamam. Ben mesela şöyle bir soruyla başlayayım. Beni tamam, neden sor. Düğüne davet etmedin? Gebertirim seni ha. Komutanımın kızına mı yazıyorsun lan? Oğlum dayımın oğlu aradı diyorum sana. Ne komutanı, ne kızı? Azlı ne peki? Adamın adı Nihat Azlı. Nokta koymayı unutmuş. Ondan öyle okumuş. Onlar... Sinirli misin? Deha kısmı çünkü. Kişiden kişiye değişiyor. Sinirlisin yani. Peki sana aslında şahsi bir sorum olacak. Bir dönem söylediğim bütün sözler gerçekten fenomen oldu. Evde çalışıyor musun yoksa akışına mı bırakıyorsun? Bunu lütfen dürüst ol. Çünkü bu sözler aniden çıkacak söz kalıpları gibi gelmiyor bana. Ne dersin? Onlar çocukluktan bu yana hafızamıza yerleşen cümleler. Sen niye yaklaştın buraya? Dümen de çok iyi ama bir şeyi kaçırıyor. Asfaltta gemi yürümez. Berat, sen ister miydin böyle yayında sana evlenme teklif edilmesine? Vallahi eden kişiye bağlı. Allah Allah, ne olacak bunun sonunda ya? Vay. Beyaz olay... istersen sen bir dene, ben kabul eder miyim etmez miyim? İş arkadaşlarıma cenazemiz var deyip buraya geldim. Açtın buraya. Dümen de çok iyi ama bir şeyi kaçırıyor. Asfaltta gemi yürümez. Cevap geliyor, hazır ol. Bu hayatta iki şeye dikkat edeceksin. Bir asfaltta giderken kavşaklara. Bir de senin gibi şey, ustalarına artık... laf atan yav. Hadi git işine şimdi. Vapurda çalıp söylüyorum aslında sürekli. Belediye mi? Yani İstanbul Belediyesi evet, mi? Evet, yap- ha, tamam. Evet. Peki bunu yanlış anlayan oluyor mu vapurda? Yani hani önünüze para falan atan falan oluyor mu yani öyle şeyler? Aslında zaten öyle çalışıyoruz. Bahşiş usulü çalışıyoruz. Aynı sokak sanatçısı gibi. Metroda da öyle. Benim koltuk dönebiliyor mu geriye? Özde'nin şöyle bir sözü var. Şampiyon olursam birinci olan yarışmacımla beraber domine gidiyorum. Biz de ona cevap verdik. Tabii ki dedik. Başımızın üstüne ne demek? Hadi sen. Bir dakika. Ben size sormadım. Ben götüreceğim dedi. Yani çünkü sürekli aklıma yemek geliyor. Ben mutlu bir insanım. Ben açım. Gerçek anlamda açım. Ben doymuyorum. İnanılmaz aşka düşkünüm. Bir de yemeğe düşkünüm. İkisine düşkünüm. Sen kendinden sıkılıp artık başka yana görüyorsun. Bunu isterken itiraf yazmıştı falan. Şu an neden fikrin değişti? Utandım. Utandın mı? Utandı herhalde yani. Ay tamam ya. Kimse görmeden arkadan bir fotoğraf çekin sizin karşınızda olur mu? Tamam, şimdi ben istemiyorum. Biz para pula baba. Küçük para elde koydum onu kenara. Ya neler için düştük yollara bize baba. Bu çok güzel ya. Ayağı. Eski sevgilimin yeni sevgilisine sesleniyorum. Serbest bırakma, geri dönüyorum.